sorumlu genel başkan yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar. Bugün bir kez daha Türkiye'nin en önemli sorunlarından birini, belki de en hayati olanını konuşmak üzere burada buluştuk. Tam 18 aydan bu yana anayasanın lağvedildiği, güçler ayrılığı ilkesinin yok edildiği, meclisin yok sayıldığı bir OHAL rejimiyle idare ediliyoruz. 15 Temmuz'da bizzat iktidar tarafından devlete yerleştirilen, beslenen ve büyütülen bir terör örgütünün gerçekleştirdiği askeri darbe girişimini yaşadık. Hemen ardından 20 Temmuz'da ilan edilen yeni bir sürecin kapıları OHAL ile açılmış oldu. 15 Temmuz'da bir grubun başaramadığı askeri darbe, 20 Temmuz'da başka bir grup tarafından sivil darbe olarak başarıldı. Geçmişte amaç birlikleri içinde bulunan ortakların arası bozulsa da hedefledikleri amaç hasıl oldu. Sonuç olarak Türkiye 1,5 yılı aşkın süreden bu yana bir darbe rejimiyle yönetilmektedir. Sayın Genel Başkanım, kıymetli konuklar, OHAL yalnızca devleti dizayn etmenin aracı olmadığı, aynı zamanda toplumu tek tipe sokmak için bir silah oldu. İlan edilirken sözde millete dokunmayacağı söylenmişti ama gerçeklerin çok farklı olduğu ilk günden anlaşıldı. OHAL nedir diye sorarsanız, OHAL 10 Ekim katliamı anmasında acılı ailelerin üzerine sıkılan biber gazıdır. Adıyamanlı tütün üreticisine vurulan polis copudur. Ankara Üniversitesi'nde akademisyenlerin cübbelerini çiğneyen postaldır. İnsan hakları anıtının gözaltına alan bariyerdir. OHAL kimi zaman yüz binlerce taşeron içini mağdur etmenin, kimi zaman sokakta türkü söylemenin, kimi zaman gazetecilerin hapsetmenin, kimi zaman da örgütlü toplumu baskılamanın yolu oldu. Yani terörle mücadele değil, kendinden olmayanlarla mücadelenin kılıfı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'ye ve topluma karşı bir girişim halini alan OHAL'e karşı mücadelenin geleceğimiz için hayati anlam taşıdığının farkındayız. Yaklaşık 200 yıllık demokrasi yolumuza kazılan bir çukur olan OHAL, Türkiye'yi adım adım medeni dünyadan, çağdaş demokrasilerden ve evrensel hukuktan uzaklaştırmaktadır. Anayasal çerçevesinden çıkarılan OHAL, güçler ayrılığının sonu, parlamenter demokrasinin idam fermanı olmuştur. Anayasanın yok sayıldığı, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının tanınmadığı, hukuk düzeninin emir komuta zinciri içine sokulduğu, bir tek adamın sarayından talimatlarla her şeyi yönettiği bir düzeni asla kabul etmedik, kabul etmiyoruz. Ülkemizin keyfi kararlarla bir çadır devlet haline getirilmesine, can ve mal güvenliğinin yok sayılmasına hayır diyoruz. Bu nedenle ülkemizi seven milyonlar olarak sağcı solcu demeden ortak ödev ve görevimiz bir diktatör rejimi olan OHAL'in kaldırılmasını sağlamaktır. Bugün burada çizilecek yolun Türkiye'nin normalleşmesi için, yeniden demokrasi için, yeniden özgürlük ve haklarımız için önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. Bu buluşmanın gerçekleşmesinde destekli olan başta milletvekilimiz Şanal Sarıhan, Aykut Erdoğdu, Zeynep Altok ve Çetin Osman Buda'ya şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi tekrar katıldığınız için saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.